rahatsızlığıyla devam edelim. Evet, geniz eti rahatsızlığı şöyle. Kişide üst nefes yollarında bir problem olduğu zaman ne olur? Alın boşluğu, çene boşluğu, bunlar sinüs diyoruz, sinüsler. İltihaplanırsa sinüzit ortaya çıkar. Sinüzit varsa kişide faranjite, yani boğaz iltihaplanmasına sebep olur. Boğaz iltihaplanırsa orta kulaktan boğaza açılan östaki borusu, orta kulaktaki sıvı buradan boğaza akar. Eğer ki orta kulakta iltihap varsa boğaza akan sıvı bakteri, virüs ve mantarda taşıdığı için, mikrobu da taşıdığı için orta kulak iltihaplanması faranjite sebep olur. Faranjit bademcik iltihaplanmasına sebep olur. Vesaire. Yani kişide orta kulak iltihaplanması varsa faranjit bademcik iltihaplanması, diş eti iltihaplanması vesaire tetikler. Veyahut da bronşit varsa aynı şekilde faranjiti, faranjit sinüziti, sinüzit bademcik iltihaplanmasını, bunlar da geniz eti zamanla yıprandığı için. Geniz eti nedir? Orta kulaktan boğaza açılan hemen dilcin arkasında bir kanal var. Östeki kanalı veya östeki borusu denir. Bunun hemen üstünde geniz eti var. Geniz eti de bir lenf bezesi gibi lokositler, lenfositler üretir. Bakteri, virüs ve mantarlara karşı. Çünkü üretmese ne olur? Orta şey östeki borusundan, kulaktan boğaza akan akıntı içerisinde, bu sıvının içerisinde bakteri, virüs ve mantarlar varsa faranjiti tetikler. Faranjiti tetiklememesi için, oradaki mikrobun diğer organlara zarar vermesi için geniz eti bakteri, virüs ve mantarları yok edici bağışıklık sistemin alt elementlerini üretir. Ama zamanla başa çıkamazsa iltihaplanır. İltihaplanırsa yavaş yavaş büyür. Ameliyat çözüm mü? Değil. Çünkü ameliyat oldu mu tekrar uzar. Rahatsızlık verir. Geniz eti büyürse, şişerse ne olur? Dilciyi de sıkıştırır. Böylece kişi nefes almakta zorlanır. Konuşurken burnundan konuşmaya, genizden konuşmaya başlar. Bir sürü problem tetikler. Yattığı zaman horlar, çünkü nefes alıp vermekte zorlanır. Horlamak da ağzı açık yatarak nefes alıp yatarken ağzı açık nefes alıp vermek zorunda kalır. Ağzı açık yatan bir kişinin de zamanla ne olur? Efendim, boğazı kurur vesaire, birçok mikrop ortaya çıkar, iltihaplar vesaire vesaire. Yani birçok hastalığı bu yukarı nefes yolları tetikler. Birbirini tetikleyicidir. Bu nedenle kişide orta kulak iltihaplanması varsa tedavisi gerekir. Geniz eti iltihaplanması varsa tedavisi, bademcik iltihaplanması varsa tedavi, faranjit varsa, bronşit varsa. Yani bu rahatsızlıklar birbirini tetiklediği için hemen bir rahatsızlık başlar başlamaz tedbirini almak gerekir. Bunun için çok mükemmel bir ürün var. Afrika atırı. Pelargonium ciliates pelargonium reniforme. Bunu kullandığı zaman kişi kısa sürede geniz eti probleminden kurtulur. Mesela bir bayan bana geldi. Sürekli bir sinüslerden, genizden akıntı var. O kadar çok akıyor ki sinüslerden akıntı, genizden akıntı. Doktora ameliyat olman gerekir. Şu içerideki konkalar büyümüş, gelişmiş demiş. Ameliyat olmuş, yine akıntı. Bir daha ameliyat, yine akıntı. Bir daha ameliyat. 4-5 defa ameliyat olmuş. Sürekli bir akıntı. Kadıncağız foşur foşur böyle şeyler akıyor. Yani bir türlü mikrobu yok edememişler. Bundan oysa 6 hafta kişi ıtır forte, iksir aloe vera kullansa hiçbir şey kalmaz. Benim tanıdığım zat-ı muhterem bir zevat 130 kilo, tansiyon, kolesterol, efendim birçok rahatsızlığı var, alerjisi vesaire, horluyor, artı uyku apnesi. Arada sırada nefes almıyor. Hanımı bazen bakıyormuş, kocası nefes almıyor. O gitti gidecek, korkuyor, panik oluyor kadıncağız. Nefes almıyor, öleceğin diye kaldırıyor adamcağızı. Farkına varmıyor tabii. 20 saniyeden fazla geçer de kişi 20 saniyeden fazla nefes almazsa tehlikeli. Yavaş yavaş beyin hücreleri farkına varmazsa şey yapabilir. Ölebilir. Tehlikeli bir durum. Oksijen azlığı ortaya çıkar zamanla sürekli olursa beyin hücreleri ölür. Evet. Yani bu tür rahatsızlığı olanlar ıtır, sinüzit, faranjit, bronşit, geniz eti. Nereden biliyoruz?
50 bin kişi üzerinde denenmiştir Avrupa'da ve etkisi ispat edilmiştir. Eskiden Afrika ıtırı verem hastaları üzerinde denenmiştir. Mesela Doktor Zeşa'ya 1921'de yapmış deney. 800 verem hastasını kendi hastalarına tedavi etmiş. Efendim, Profesör Raytaman ve ekibi akut kronik kulak iltihap, akut ve kronik orta kulak iltihaplanması, burun, boğaz, nefes yolları enfeksiyonu, badecik iltihaplanması, sinüzit, faranjit, bronşit gibi rahatsızlıkları olan hastaları tedavi etmiş. Yani birçok tedavi var. Toplam bugüne kadar 50 bin kişi Afrika ıtırıyla tedavi edilmiştir. Yukarı nefes yolları için Afrika ıtırı, ıtır forte yukarı yani aşağı nefes yolları, akciğere de aşağı nefes yolu diyoruz. Akciğer rahatsızlarına bronşit, astım, verem, KOAH gibi rahatsızlarda ise kekik forte gerekir. Bunları kullandığı zaman kişi çok kısa sürede iyileşir.